Arkadaşlar merhabalar tekrar. Şimdi buraya kadar eş ürün eğrileri analizini anladık. Eş ürün eğrisi nedir? Üretim fonksiyonu nedir? Sonra bir taraftan da eş maliyet kısıtını anladık. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bugünkü videoda üretici dengesini göreceğiz. Yani daha önce gördüğümüz eş ürün eğrilerini ve eş maliyet kısıtını bir araya getireceğiz. Ve üretici hangi noktada acaba maliyetini minimize ediyor, üretimini maksimize ediyor bunu bulacağız. Yani bu başlıktan soru üretici dengesi, maliyet minimizasyonu ve üretim maksimizasyonu diye gelebilir. Şimdi ben yine şu köşeye önce şunları bir göstereceğim arkadaşlar. Eş ürün eğrileri, malzemeleri yazıyorum. Bak bunlar bizim malzemelerimiz. Eş ürün eğrileri. Diğer malzeme eş maliyet kısıtı. Bu şöyle ben de anlatırken bu kafada oturmuş mu ona bir bakın arkadaşlar. Yani oturtmuş musunuz diye. Araya da bak şu kırmızıyla yapacağım. Şu çizgiyi çekiyorum. Lütfen arkadaşlar bu iki eğriyi birbirine karıştırmayın. Bambaşka şeyler bunlar. Eş ürün eğrisi eksenlerde emek miktarı ve sermaye miktarı varken üzerindeki her noktada ürünün aynı olduğu girdi bileşimlerinin geometrik yeridir. Bak bu yaptığımız tanım neydi arkadaşlar? 2023 KPSS sınav sorusuydu. Üzerindeki her noktada ürünün aynı olduğu eğriye ya da çıktının aynı olduğu eğriye eş ürün eğrisi diyoruz. Ve eş ürün eğrisi bak bir sürü çizebilirsin. Temsili 3 tane çizdim. Peki bu eğri bana hangi bilgiyi veriyor? Bir firmanın arkadaşlar ürün bilgisini veriyor. Kaç tane girdi kullanırsa kaç tane üretecek. Ve bu eğrinin fonksiyonu, üretim fonksiyonu, Cobb-Douglas biliyorsun. Yine bu eğrinin eğimine marjinal teknik ikame oranı diyoruz. Bak daha düzgün okursam. İş gücünün sermayeye marjinal teknik ikame oranı eksi MPL bölü MPK formülüyle buluyoruz. Yani buraya yazdım mesela MRTS, Cobb-Douglas bunlar arkadaşlar bu eğriye ilişkin bilgiler. Şimdi eş ürün eğrisi tarafına baktığında üreticiyle ilgili parasal bir bilgi alabiliyor musun? Yani işçiye kaç lira ödüyor, sermayeye kaç lira ödüyor, kasada kaç lira var o bilgi yok burada arkadaşlar. O bilgiyi de buradan alıyoruz. Eş maliyet kısıtı. Bak eksenler yine aynı şekilde yatay eksen L miktarı, dikey eksen K miktarı. Bu da eş maliyet kısıtımız arkadaşlar. Eksenleri kestiği noktalar alabileceği maksimum girdi miktarlarını gösteriyor. Ve bu eğri bize artık bakın ürünle ilgili bir bilgi vermiyor. Yani buraya bakarak firma şu kadar üretiyor, bu kadar üretiyor diyemezsin. Bu eğri bize firmanın alabileceği girdi bileşimlerini veriyor. Ve bu eğrinin denklemi, bak böyleydi arkadaşlar. Ya da bunu K cinsinden de yazabiliyorduk değil mi arkadaşlar? K eşittir C bölü PK eksi PL bölü PK çarpı L şeklinde. Aynı zamanda bu eğrinin eğimi eksi PL bölü PK olacak. Ne yaptık arkadaşlar? Kafamızda bunları ayırdık. Burayla ilgili gelen soruda ürünle ilgili bir şey diyemezsin. Buradan gelen soruda da maliyetle ve fiyatlarla ilgili bir şey söyleyemezsin. Şimdi bunları bir araya getireceğiz arkadaşlar. Yani malzemeleri kullanarak yemeği pişireceğimiz yer de burası. Yine başladık evet yemeği pişireceğiz burada. Aynen. Burada da evet yine benzeri bir şey. İki malzemeli bir yemek. Şimdi bunu iki şekilde anlatacağım arkadaşlar. Üretici dengesi demek bir üreticinin bir firmanın en iyi üretim miktarını belirlediği nokta demek. Kârı maksimize eden üretim miktarını. Bunu ya maliyet minimizasyonu
Ya da üretim maksimizasyonu diye görürsün. Ya hani baştan şunu söyleyeyim. Bunun ikisi aynı şeydir arkadaşlar. Aynı şey olduğunu anlatabilmek için böyle ayırarak gösterdim. Şimdi ben malzemeleri buraya çiziyorum. Bir, eş maliyet kısıtı. Üzerinde kar nokta alabileceği girdi bileşimlerini gösteriyor. K burada, L burada. Şimdi burada üreticinin mali olanağı belli. Şunlar da arkadaşlar eş ürün eğrileri. Q1, Q2 ve Q3 diye gitsin. Şunu yanlış yazdım ya arkadaşlar. Ya şey, grafiği yanlış çizdim. Başta silmek daha kolay. Üretim maksimizasyonu burada olsun. Maliyet minimizasyonu da bu tarafta olsun. Çünkü ters çizdim. Minimizasyonu. Üreticinin derdi şu arkadaşlar. Diyor ki üretici, benim kasamda şu kadar para var. Bu parayla alabileceğim miktarlar bunlar. Bak titreteyim. Ben kasamdaki parayla kısıtlıyım. Bu parayla en yüksek üretimi gerçekleştireceğim. Paranın hepsini harcayacağım diyor. Şimdi biz burada dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Acaba denge, yani üretici için en iyi nokta A mı, B mi, C mi, D mi, E mi diye bakıyoruz. Şimdi sırayla bakalım noktalara arkadaşlar. B noktası denge değil. Neden? Çünkü üretici dedi ki ben bütün paramı harcamak istiyorum. B'de kasada para kalıyor. Denge değil çünkü kasada para var. Neyi arıyoruz arkadaşlar? En yüksek üretimi. Bütün paramı harcayacağım ama. Öyle dedi üretici. E noktası denge değil. Çünkü para yetmiyor. Eş maliyet kısıtının dışında bir nokta, para yetmiyor. A ve C noktaları, para bitmiş. Ancak arkadaşlar lütfen bakar mısınız? A ve C'de para bitmiş, eş maliyet doğrusu üzerinde. Ama üretim maksimum değil. Q1. Üretim max değil. Hangi düzeyde üretim? Q1. O zaman bu noktada denge değil. D noktasına bakalım. Para bitmiş. Üretim maksimum. Ve Q1. O zaman denge olarak D noktasını seçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu eğri üzerinde en yüksek üretim burada. Şimdi bu grafiğin derdi şuydu. Ya bu firmanın derdi şuydu. Mevcut mali olanağım ile maksimum ürünü üretmek istiyorum. Ya oku burayı bir daha. Mevcut mali olanağım ile paramın hepsini harcayacağım diyor. En yüksek üretimi istiyorum. En yüksek üretim de Q2 oluyor arkadaşlar. Bu burada dursun. D'ye denge dedik. Şimdi diğer tarafa bakalım bir de. Bak burada nasıl bir grafik gelecek karşına. L burada, K burada yine. Şu bir eş maliyet kısıtı. Bu da başka bir eş maliyet kısıtı. Bak paralel kaydırıyorum. Mali olanağı artırıyorum yani. Şimdi 3 tane eş maliyet kısıtı çizdim. Üçünde de ücret ve faiz aynı. Ama mali olanağı farklı farklı. Yani orijinden uzaklaştıkça daha çok parayı harcadığını, maliyetin arttığını görüyorsun.
Şu da eş ürün eğrimiz arkadaşlar. Bak. Q1. Şimdi bu grafiğin derdi şu. Ya bu grafiğe sahip olan firma diyor ki ben Q2 tane mal üreteceğim. Mal üretmek istiyorum. Ancak diyor bu üretimi minimum maliyette gerçekleştirmek istiyorum. Kısaca yazayım, gerçekleştireyim diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Sağa sola bakmadan arkadaşlar buraya bakın. Önemsiz bir şey anlatmıyorum. Bu grafikte başta belli olan kasadaki para. Benim diyor bu kadar param var. En fazla ne kadar üretebilirim? Q2. Bu grafikte önden üreteceği miktarı belirlemiş. Yani firma diyor ki ben 200 tane mal üreteceğim, bu belli. Ama en düşük maliyetle üretmek istiyorum. Bak dert bu. Şimdi bakıyorum. Üretimin Q1 olmasını istiyor ya firma. Acaba denge A mı? B mi? C mi diye bakıyorsun. Eğer arkadaşlar A B'de üretirse üretim Q1 ama maliyet C3. Bak en yüksek maliyet. C'de üretirse üretim gene Q1, aynı eş ürün eğrisi üzerinde. Maliyet ama C2, yani daha düşük bir maliyet. O zaman arkadaşlar denge C nokta. Buraya da D değil de aynı şey olduğunu görün. D'de gerçekleşiyor. Şimdi iki görüntüye bakın. İkisi de aynı değil mi arkadaşlar? İkisi de aynı. Şunu da yazayım buraya. A ve B denge değil. Çünkü maliyet yüksek. Umarım arkadaşlar ben maliyet dedikçe gözünüz buraya geliyordur. Bak maliyet C3. Aynı şeyi burada da görürsün. D denge. Çünkü Q1 tane mal en düşük maliyetle üretilmiş. Şimdi buradaki grafik maliyet minimizasyonu, buradaki grafik üretim maksimizasyonu. Ama arkadaşlar ikisi de aynı yere gelmiyor mu? Yani noktalara baktığında anlam aynı. O zaman arkadaşlar şuraya maliyet minimizasyonu eşittir üretim maksimizasyonu koşulu nedir diye sorarlarsa ikisi de aynı kapıya çıkar diyeceğiz ve cevaben şu noktayı tarif edeceğiz. Yemek pişti yani burada. Eş maliyet kısıtının eş ürün eğrisine teğet olduğu nokta üretim maksimizasyonu maliyet minimizasyon noktasıdır. Bakın aynı. Eş maliyet kısıtı eş ürün eğrisine teğet. KPSS sınav sorusu arkadaşlar bu cümle. Maliyet minimizasyon koşulu hangisidir diye sormuş. Eş maliyet kısıtının eş ürün eğrisine teğet olması dengenin koşuldur arkadaşlar. Şimdi bak şunu da bir kalp içine alalım. Teğet olduğu nokta diyoruz. Hani kestiği nokta değil. Eş maliyet eş ürüne teğet olacak arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasını kendimiz bulacağız. Bir doğru bir eğriye teğet ise neleri eşittir arkadaşlar? Bir doğru bir eğriye teğet ise eğimleri eşittir. O zaman şunu da yazabilirim. Aynı anlama gelir. Eş ürün eğrisinin eğimi dengede eşittir eş maliyetin eğimine. Peki eş ürün eğrisinin eğimi neydi? MRTS. Eş maliyetin eğimi neydi? PL bölü PK. Eksi PL bölü PK. MRTS'yi de nasıl hesaplıyorduk? Marjinal ürünlerin birbirine oranı
Bak girdi, fiyatları oranına eşit olacak. Arkadaşlar bunun da önünde eksi var. Burada da eksi vardı. Onları atarak yazdım en son. Marjinal ürünlerin oranı girdi fiyatları oranına eşit olmalıdır. Bakın. Dengenin koşulu bu arkadaşlar. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Fayda maksimizasyon koşulu neydi? MUX bölü MUY eşit. PX bölü PY'ydi arkadaşlar ordinalistlerde. Onun aynısı. Yani oradaki mantıkla buradaki mantık aynı arkadaşlar. Bir de bunu bak şöyle de yazabiliriz. Aynı şeyi. Buradan böyle içler dışlar çarpımı yapar. Ve şöyle de yazabiliriz. Emeğin marjinal ürününün emeğin fiyatına oranı MPK bölü PK'ya eşitse, bu ikisi aynı şeydir arkadaşlar, denge sağlanır. Fakat burada hatırlayın arkadaşlar, marjinal faydayı fiyata böldüğümüzde son liranın marjinal faydasını buluyorduk. Burada da son liranın marjinal ürününü buluyoruz. Yani bunu, şu yazdığım şeyi sözle ifade etmek istersem, girdilere harcanan son liraların marjinal ürünleri eşitlendiğinde üretici dengeye gelir. Maliyetini minimize eder yani. Ya da üretimini maksimize eder. Denge deyince bunlar aklınıza gelsin arkadaşlar. Son liraların marjinal ürünlerinin eşitlenmesi. Şu da bir KPSS sınav sorusuydu arkadaşlar. Bak bu ve bu daha önce farklı yıllarda KPSS'de maliyet minimizasyonu diye soru olarak geldi arkadaşlar. Şimdi konu kısmı bu. Burayı şöyle şimdi temizleyeceğim ve örnek çözeceğim burayla ilgili. Örnek soru. Üretim maksimizasyonu ile ilgili örnekler. Burayı da siliyorum. Bunların arkadaşlar bayağı böyle hani video olarak biraz fazla gelebilir size. Ama bazı videolar çok kısa arkadaşlar. Yani zaten kısa tutmaya çalışıyorum ama hani toplamda mikro bittiğinde yaklaşık ne diyelim bir 90 video falan görebilirsiniz. O kadar fazla olmasının nedeni, bir nedeni videoları kısa tutmamız. Diğer bir nedeni de benim özellikle her konu bitimine çok fazla soru çözmem arkadaşlar. Ben soru çözmediğimde siz tek başınıza soruya geçtiğinizde sıkıntılı bir süreç oluyor. O yüzden arkadaşlar böyle ilk örnekleri birlikte yapıyoruz tahtada. Aslında var ya yani şurayı çok dikkatli böyle mikroyu buradan izleyen bir öğrenci her sınavı takır takır geçer arkadaşlar. Bir kere yapacağım bunu ya. Yani bir kere böyle 1,5 ayını falan mikroya ver. Ömür boyu rahat et arkadaşlar. Rahat edin ömür boyu. Girdiğiniz her sınavda işinize yarayacak nihayetinde bu. Peşinizi bırakan bir ders değil yani. Şimdi bu başlıkla ilgili örnekler arkadaşlar. Ama şunu bir yazayım bak. Yani bir sonuç cümlesi olarak konuyu anlattık. Üretim fonksiyonu Q eşit A çarpı K üzeri alfa L üzeri beta biçiminde Cobb-Douglas tipi ise maliyet minimizasyon ya da arkadaşlar üretim maksimizasyon. Bazen de kar maksimizasyon diye soruyorlar. Koşulu. Hemen bunu gördüğünde bak iki tane ok çıkaracaksın. Birinin ucuna marjinal ürünlerin oranı fiyatların oranına eşit olmalıdır yazacağım bunu.
Diğerinin ucuna da eş maliyet kısıtı üzerinde dengeye geliyor ya arkadaşlar. Paranın tamamı harcanmış olmalı. Bunu yazacaksın. CHP ile PK sabit biliyorsunuz. Onu da ifade ettim yazdığım işlikte. Şurası çok önemli. Şimdi bir şeyi arkadaşlar çalışırken eksik çalıştığında soruyu gördüğünde işine yaramaz. Ya ben biliyorum hani bu sürece giren ve mikroyu az çok çalışan bir öğrenci %100 bakın %100 şu aklındadır. Yani türevleri alır marjinalleri bulmak için. PL bölü PK'ya eşitler. Bu herkesin aklında. Ama arkadaşlar şu herkesin aklında değil. Lütfen bu söylediğimi de dikkat edin. Sizin sınavda soruyu gördüğünüzde çözümü bununla yapabilmeniz için verilen fonksiyonun Cobb-Douglas olması gerekiyor. Yani bu Cobb-Douglas'a ait bir koşuldur. Şu Cobb-Douglas değil de doğrusal ise bunu yazmak yasak. Bu sadece Cobb-Douglas'a yazılacak. En çok vurguyu buraya yapıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten şu sonuç akılda kalıyor. Öğrencinin aklında kalıyor. Şimdi örneğimiz şöyle. Birkaç tane örnek soru. Üretim fonksiyonu Q eşit K üzeri 1 bölü 2 L üzeri 1 bölü 4 biçiminde firmanın eş maliyet denklemi K eşit 1200 eksi 4L ise maliyeti minimize eden K ve L miktar nedir? Soru bu olsun. Maliyeti minimize eden K ve L nedir? Şimdi arkadaşlar maliyeti minimize eden K ve L'yi bulmak için önce koşul bilmek gerekiyor. Bakıyorum soruya. Cobb-Douglas'ı vermiş. Sorunun içinde maliyet minimizasyonu geçiyor. Ve bak burada yazmıştık. Cobb-Douglas'ı vermiş. Koşul bu demiştik. Hemen onunla soruyu çözmeye başlıyorum arkadaşlar. MPL bölü MPK eşit PL bölü PK. Şurayı okuyorum. Emeğin marjinal ürünü nasıl bulunur? Üretim fonksiyonunun L'ye göre türevi alınır arkadaşlar. Şuranın L'ye göre türevini alıyorum. Üst ile öndeki sayıyı çarpıyorum. 1 bölü 4. K'yı aynen yazıyorum. L'nin üzerinden 1 çıkarıyorum. Üstle öndeki sayıyı çarp, üstten 1 çıkar. 1 çıkarıyorum, eksi 3 bölü 4. Dikkat edin arkadaşlar, önce L'ye göre türev aldım. K'ya göre değil, önce L'ye göre türev, bölü. Şimdi K'ya göre türev alıyorum. MPK'yı bulacağım. Üstle öndeki sayıyı çarpıyorum, 1 bölü 2. K'nın üzerinden 1 çıkarıyorum. Eksi 1 bölü 2. L'yi de aynen yazıyorum. Eşittir. PL bölü PK. Baktım soruya. Ne PL'yi vermiş ücreti ne de faizi vermiş arkadaşlar. Ama eş maliyet denklemini vermiş. Şimdi benim çalışkan öğrencim şunu bilir. Bu denklemde K eşittir. C bölü PK değil mi arkadaşlar? 1200. Eksi PL bölü PK çarpı L'ydi. Yani C bölü PK yerine 1200 gelmiş. PL bölü PK yerine de 4 gelmiş arkadaşlar. O zaman bunu 4'e eşitliyorum. PL'nin PK'ya oranı 4'müş arkadaşlar. Etrafı ne yediyse öğlen. Sürekli susuyorum ve uyuyorum. Evet. Çok sağ ol, şey çaydan aldım. 4'e eşitledim. Şimdi sadeleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2. Yani şunun ikisini sadeleştiriyorum. Bak şurayı. Sayıyla sayıyı sadeleştir. Ne olur? Burası 2 olur.
1/4 / 1/2 / 2/4 oluyor arkadaşlar. Burada 2 kalıyor. Sonra K ile K'yı sadeleştiriyorum. Ve bu sadeleştirmeyi yaparken K'nın üzerinin eksi olduğunu görüyorum. Üzeri eksi olanı yukarı gönderiyorduk. Gönderelim arkadaşlar. Burada zaten K üzeri 1/2 var. Şu alttakini de yukarı gönder. Yukarı giderken artı diye gidiyor. Burada bitti. Şimdi L'nin üzerinde eksi var. L ile L'yi sadeleştireceğim. Eksiyi aşağıya gönderiyorum. Burada zaten 1/4 var. +3/4 = 4 olacak arkadaşlar. Bak ne oldu K'nın üzeri? 1/2 + 1/2'den K. L'nin üzeri 1/4 + 3/4'den L. = 4 oldu. Buradan da arkadaşlar içler dışlarını yaptığında K eşittir 8 L geldi. Ya şu gerçekten ayıp olur. Yani beni de üzen bir şey olur. Biz bu işlemlerin tamamını ordinalistlerde üretici dengesinde yaptık. Orada XY vardı, burada KL var. Orada U vardı, burada Q var arkadaşlar. Yani yaptığımız işlemler falan hep aynı. Şimdi demek ki arkadaşlar, maliyet minimizasyonunun birinci koşulunu uyguladığımızda, bak şu koşulu uyguladığımızda bulduğumuz şey K ve L arasındaki ilişkiymiş. K eşit 8 L. Bunu bulduk. Şimdi geçiyorum, bunu eş maliyet denkleminde yerine yazacağım. K 8 L. K gördüğüm yere 8 L'yi yazdım. 4 L'yi at, 12 L. Her iki tarafı 12'ye böl. L eşit 100'müş. K'da ne olur arkadaşlar? 8 L olduğuna göre 8 çarpı 100'den K'da 800 taneymiş. 100 işçi çalıştıracak maliyeti minimize etmek için. 800 tane de makina almak zorunda arkadaşlar firma. Umarım anlamışsınızdır. Ya işte görmemenin böyle kötü bir yanı var arkadaşlar. Yorumlarla yetiniyoruz. Altına yazın arkadaşlar. Biz bunu hatırladık hocam. Dert etme hocam. Daha önce de aynısını gördük. Türev almayı biliyoruz artık. Bunun derdine düşme hocam gibi. Arkadaşlar beni de rahatlatacak şeyler söyleyin bana. Şimdi bir örnek daha geçtim. Bir örneğe daha. Değişik değişik soru tipleri yazılabilir arkadaşlar buradan. Q eşit K üzeri şöyle alayım bu sefer, ya da K L kare diyeyim buraya, L kare. Üretim fonksiyonuna göre ücret ve faiz eşit ise maliyeti 600 lira olan firmanın maksimum ürünü nedir? Maksimum ürünü nedir? Sorumuz bu olsun. Şimdi arkadaşlar burada da yapmamız gereken şey, bir şey fazla verdim de neyse, soruyu yazarken düzeltelim onu. Ne gördüm sorunun içinde? Cobb Douglas. Peki ne soruyor bana Cobb Douglas'la ilgili? Üretim maksimizasyonu. Hemen koşulu yazıyorum bak. MPL bölü MPK eşit PL bölü PK. Soru diyor ki bana ücret faize eşit. Bak burayı peşinden yazalım. İkisi birbirine eşit. L'ye göre türevini alıyorum. 2KL. Üstte öndeki sayıyı çarptım. Üstten 1 çıkardım. K'ya göre türevini alıyorum. L kare. PL PK'ya eşit olduğuna göre burası 1 olacak arkadaşlar. Sadeleştirmeyi yapıyorum. Bak K 2 yerinde duracak. Sayıyla sayıyı sadeleştiriyorduk. K yerinde duracak. L'nin üstünü aşağıya gönderdiğimde burada L kalıyor. Eşittir 1'e. 2K eşit L oluyormuş. Sonra soruya bakıyorum. Bana ne sordu? Bana sorduğu maksimum ürün.
O zaman arkadaşlar Q eşit K L karede yerine koyacağız. L 2K olduğuna göre burada seçenek görmek de gerekiyor. Q eşittir. Ne oluyor? K çarpı 4 çarpı K'nın karesi 4K küp oluyor arkadaşlar. Maksimum ürünü buymuş. Şunu fazladan verdim arkadaşlar. Soruyu yazarken de şey yaptım. Firmanın maksimum ürünü nedir? Ücret ve faiz eşitse. Bunu L cinsinden de isteyebilir. O zaman arkadaşlar K gördüğümüz yere L bölü 2 yazacağız. L cinsinden istiyorsa. Bir örnek daha. Bak bu sefer de şöyle sorayım. Q eşit K üzeri 1 bölü 2. L üzeri 1 bölü 2. Firmanın maksimum ürünü ...36 birim ve ücret faize eşitse. Kullandığı sermaye miktarı ve işçi miktarı nedir? Kapatın arkadaşlar, siz çözün bir. Bir de ben şeyi bulmaya çalışacağım. Şu çıkan soruyu, onu da bir çözüvereyim size. Şimdi bunu da çözeceğim hemen. Bir saniye arkadaşlar, müsaade edin. Hemen bulacağım. Şimdi buldum. Şunu ben uyarlayacağım, bunu da çözelim. Şimdi gene hani şu analizi yapın, hani soruları çözerken başlayıp söyleyin. Ne gördüm, ne kullanıyorum? Kov dalgası gördüm. Maksimum ürün gördüm. Ve hemen şunu yazıyorum. MPL bölü MPK eşit olmak zorunda PL bölü PK'ya. L'ye göre türevini alıyorum. K'ya göre türevini alıyorum. PL PK'ya eşit. Bak gene aynı şeyi söylemişim. PL PK'ya eşitse burası 1 olur arkadaşlar. 10 bölü 10'dan uyduruyorum. 1. Sadeleştirmeyi yapalım. Sayı da sayı gidiyor. K üzeri eksi 1 bölü 2'yi yukarı attım K. L'yi de aşağı indirdim L. Ne oldu? K eşit L oldu. Şimdi şuna dikkat edin. Ne vermiş? Ben nerede kullanabilirim? Hani sorunun devamını çözebilmek için. Maksimum ürünü yani Q'su 36'ymış. O zaman şunu kullanacağız arkadaşlar, bakın. K eşitliği Q da 36. K'nın üzeri 1 bölü 2. L yerine de K yazıyorum. Çarpım halindeyse arkadaşlar biliyorsunuz üstleri topluyoruz. Tek bir tabanda birleştirebiliyoruz yani. K 36, K da L'ye eşit olduğuna göre ikisi de 36 birim oluyor arkadaşlar. Şimdi şey KPSS'de fayda ile ilgili çıkmış da soru. Onu buraya bir uyarlayayım arkadaşlar, bakın. 2024 KPSS sorusunu buraya uyarlıyorum. Ya ben gerçekten, beni ağlatan öğrenciler oldu bu sorunun çözümünde. Diyor ki bu fayda ile ilgili, bir daha söylüyorum, üretime uyarlıyorum ben. Maliyeti 200 TL olan bir üreticinin üretim fonksiyonu Q eşit K L biçiminde. Üretici fiyatları 4 lira ve 10 lira olan K ve L girdileri için
maksimum ürünü sağlayan bileşim nedir? Girdi bileşimi nedir? Şimdi ben burada uyarlamaya çalıştığım için cümle düşük olmuş olabilir de. Maliyeti 200 lira, kasada 200 lira var arkadaşlar. Emeğin fiyatı ve sermayenin fiyatı verilmiş. K ve L girdileri için maksimum ürünü sağlayan girdi bileşimini soruyor. K ve L'yi soruyor. Şimdi fonksiyona bak. Bu ne arkadaşlar, bir söyle bana. Doğrusal mı, Cobb-Douglas mı? Cobb-Douglas, arada çarpı var. Peki neydi üretim maksimizasyon koşulu? MPL bölü MPK eşit PL bölü PK. MPL, L'ye göre türevi. MPK, K'ya göre türevi de L'dir. 4 bölü 10. 2 bölü 5. 2L eşit 5K. Bak bunu buluyoruz öncelikle. Peki maliyeti neymiş? 200. O zaman şunu yazmak zorundayım. Eş maliyet denklemini. 200 eşittir. PL 4. PK da 10. Hatta şunu kullanalım arkadaşlar. Sadeleştirme yapmadan daha rahat olacak bak. Burada 4 bölü 10'du ya arkadaşlar. 4L eşit 10K oluyor. Sadeleştirme yapmadığımız zaman. 4L 10K. ...20K eşit 200, K eşit 10 geliyor arkadaşlar. 4L eşit 10K'ydı. L de işte 4L eşit 100, L eşit 25 oluyor. 10'a 25'miş arkadaşlar kullanması gereken K ve L miktarı. Evet. Burada tabii fayda açısından sormuş bunu arkadaşlar. Evet, şimdi Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonunda üretici dengesini gördük arkadaşlar. Bir bak, vurgulayarak söylüyorum. Bu anlattığım şu tahta bir yüzey bilgisidir. Bunu bilmeden sınava girilmez arkadaşlar. Lütfen burayı iyi çalışın. Buradan sonra da işte atipik durumlarda üretici dengesini de bir sonraki videoda anlatayım arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.